Bahaneler geldi. Helal sana Baha. Ya tamamıyla kadınlara yönelik ürünlerin reklamında niçin kadın kullanamadığımızı bir türlü anlayamıyorum. Oğlum sadece kadın kullanamasak gene iyi. Bu firma sahibi Kamuran Bıybıy Bey öyle tutucu bir adam ki ruj reklamında dudak bile görmek istemiyor. Aa, tabii. Oldu olacak ruj da görmesin tam olsun bari. Ha, vallahi onu da isteyebilir. Ha. Manyak herifindeki ya. Arkadaşlar birileri Türk ineği yetiştirirken siz böyle aylak aylak oturup Türk poposu büyütüyorsunuz. Ama Önder Bey dünyanın en saçma reklam filmini hazırlamaya çalışıyoruz. O yasak bu yasak. Adam sanki ürünlerinin satılmamasını istiyor gibi. Abartmayın abartmayın. Kamuran Bey'in bizden 2-3 tane küçük talebi var o kadar. Önder Bey. Selamünaleyküm. Oo, hoş geldiniz Kamuran Beyciğim. Nasılsınız efendim? İyiyim iyiyim Önder Bey de şu benim ürünlerin tanıtım reklamını hayırsıyla bitirseniz daha iyi olacağım. Hiç merak etmeyin Kamuran Bey. Sizin reklam ürünlerinizi en iyi şekilde tanıtacak iki arkadaşımı size tanıştırıyorum. Müfit Mazhar. İyi efendim, iyi. Çok iyi, çok iyi de. Şimdi efendim benim ürünlerimin tanıtımında kesinlikle kadın olmayacak. Bu bir. İkincisi iç gıcıklıcı şeyler yapmayacaksınız. İki, hatta eğer mümkünse reklamda ruj da göstermeyin. Üç. O halde ketçap yalayan bir erkek yapsak? Heh, yok canım o kadar da değil. O kadar değil ama yani ne kadar olduğunu bir öğrenebilseydik Kamuran Bey. Yani ne kadar efendim? Kamuran Beyciğim siz istediklerinizi arkadaşlarıma anlatabilirsiniz. Evet. Benim gitmem lazım odada bir işim var. Müsaadenizle efendim. Bakın şimdi Maskara Bey. Oh, oh. Ne yaptınız Kamuran Bey? Adım Maskara değil, Mazhar. Mazhar. Her neyse, bir kere dudak kelimesini kesinlikle istemiyorum. Onun yerine lep diyeceğiz. Ruja da lep badanası diyeceğiz o zaman. Bravo, lep demeden leblebiyi anlıyorsunuz Mazuka Bey. Mazuka değil efendim, bazuka benim adım. Safinaz deyin siz bana, arkadaşlar öyle der. Evet, evet. Söyleyemeyeceksiniz nasıl aslında. Safinaz, bazuka hepsini söyleyebiliriz. Ben de ama Mazuka değil. Sen nesin? Kezban. Ha, o da Kezban. Evet. Sen var ya sen azmin sembolü olmuşsun Reyhan Hanım kızım. Evet Reyhancığım, abim artık seninle mutlaka evlenecektir. Çünkü seninle evlenmemesi için hiçbir nedeni kalmadı. Evlilik kadın ve erkeğin kanunlar çerçevesinde bir yuva kurmak üzere birleşmesine denir. Aferin sana, aferin. Sen bilgi küpü olmuşsun, bilgi küpü. Aferin sana. Küp eşit kenarlı karelerden oluşmuş, 6 tane yüzü bulunan 3 boyutlu geometrik bir şekilde. Yürüyün hadi hemen gidiyoruz. Ama bunları unutmadan gidelim. Masarıma, mini kuşum hadi yürüyün. Mini kuş ne demek onu bilmiyorum. Hadi sana bir şey değil. Unutmadan gidelim canım. Önder Bey, efendim bir maruzatım olacaktı. Yoksa işin içinden çıkamadınız. Benden yardım mı istiyorsunuz? Yok öyle değil Önder Bey. Söyle bakayım, ne istiyorsun? Şey demeye geldim, yani biz burada değil de evde çalışsak çok daha iyi olacak. En verimli çağımızda Kamuran Bıybıy Bey'in işimize karışması yüzünden bir gıdım bile yol alamıyoruz. Anlamadım, nasıl yani? Efendim, ikide bir zırt pırt şurayı böyle yapın, burayı şöyle yapın diye abuk sabuk fikirler ileri sürüyor, kafamızı karıştırıyor. Ha, anladım. Nasıl isterseniz öyle çalışın, isterseniz karlı kayın ormanında çalışın. Ama yeter ki bu işe iyicene asılın. Çünkü bu işin arkası gelecek. Merak etmeyin Önder Bey. Sağ olun efendim. Tamam peki. Bu işi kotarırsak 7 ceddimize yetecek para kazanırız. Evet 7 ceddimize. Ceddin deden, neslin baban, ceddin affedersin Çe. Haydi kardeşler haydi. Dayanışma günüdür. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale mutansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı başıma.